Ana Haber Bülteni'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün 8 Ekim 2022, günün öne çıkan önemli haberleriyle karşınızdayız. Köprülere Şiirler isimli kitabında Edirne'deki taş köprüleri referans alarak Edirne Köprüsü isimli bir şiire imza atan ünlü şair ve yazar Atol Behramoğlu'nun bu şiiri anıtlaştırılarak protokol evinin karşısına konuldu. Kalp şeklindeki 15 tonluk mermer anıtın açılışı ünlü şair ve yazar Atol Behramoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi. Behramoğlu duygularını bundan daha büyük bir ödül olmaz diyerek dile getirdi. Edirne Köprüsü aşktan. Edirne Belediyesi'nce 7-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen 8. Edirne Kitap Günleri'nin onur konu olan Atol Behramoğlu, 2021 yılında ilk baskısı yapılan Köprülere Şiirler isimli şiir kitabında Türkiye'den ve dünyadan 22 taş köprü üzerine şiirler yazmış, Edirne Köprüsü isimli şiirine de bu kitabında yer vermişti. Edirne'deki taş köprüleri referans alan Atol Behramoğlu'nun bu eseri Edirne Belediyesi tarafından 15 tonluk mermer bir kaideye yazılarak protokol evinin önüne konuldu. Anıtın açılışı ünlü şair ve yazar Atol Behramoğlu'nun da katıldığı bir törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Atol Behramoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ederek bundan daha büyük bir ödül olmaz dedi. Atol Behramoğlu, şiirin yazılı olduğu anıtı anne ve babasına adadı. Gözyaşlarımı hakikaten tutamamak durumundaydım. Ama birazdan belki yine ağlarım. Ama şimdi evet, yani insanın doğduğu annemin tabii Çatalca'da dünyaya getirdikleri çocuk. Babam böyle 13 Nisan 1942 tarihli takvime yazmış. Bugün çocuk oldu. Ardından üstün içeri Ataol. Ataol adını koymuş. Özenle. O yüzden ben çok sevgili başkan sana çok teşekkür ederim. Hepimize şu güzel olağanüstü. Sen nasıl dedin önce sonra değiştirdin ki tarihi. Sevgili babama, o gencecik çifte, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Çatalca'nın, Trakya'nın o soğuğunda Atoğlu dünyaya getiren anneme, babama sevgiyle alıyorum. Çok teşekkür ederim. Daha sonra söz alan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Behramoğlu'nun Edirne Köprüsü şiirinin Edirne'ye adanmış muhteşem bir şiir olduğunu söyledi. Elbette kentlerin seçilmiş yöneticileri, atanmış yöneticileri kentlerin gelecek vizyonunu belirler. Bunun için insanların daha rahat, daha konforlu bir yaşama kavuşması için yollar yaparsınız, köprüler yaparsınız, binalar yaparsınız, çeşitli uygulamalar yaparsınız. Bunlar bazen beğenilir, bazen beğenilmez. Bunlar o dönemde veya gelecek dönemde o şehirde, o kente yaşayacak insanlar için olmazsa olmaz donatılardır, olmazsa olmaz unsurlardır. Bunlar günlük yaşamı kolaylaştırır, daha keyifli hale getirir, daha rahat, daha konforlu hale getirir. Ama bunlar şehrinizi, şehrinizin insanlarını, ülkenizin insanlarını geleceğe taşımaz. İnsanlarınızı, milletinizi ve insanlığı geleceğe sanat ve kültür taşır. Eğer sanat ve kültürden yoksunsanız, sanat ve kültüre birilerinin baktığı gibi bakıyorsanız, ucube olarak bakıyorsanız, içine bilmem ne yapmaya çalışıyorsanız, ne siz ne de bulunduğunuz toplum bir milim bile ileriye gitmez. Dün akşam sevgili Atol abiyle konuşurken Nazım'dan bir anekdot anlattım ona. Nazım Bursa cezaevindeyken bir gün cezaevini denetlemeye bir müfettiş gelir. Denetim esnasında cezaevi müdürüne der ki, Nazım Hikmet de burada yatıyormuş, doğru mu? Doğru der müdür. Bir çağır da bir görelim der, bir tanışalım. Nazım'ı bulunduğu koğuştan cezaevi müdürünün odasına çağırırlar. Müfettiş koltukta oturmaktadır. Nazım içeri girer. Müfettiş ona hiç buyur, hoş geldin, otur demeden ayakta tutarak, Nazım sen misin der. Evet benim der Nazım. Ardından birkaç soru daha sorar ve gidebileceğini söyler. Nazım
kapıya yönelir. Tam kapıdan çıkarken geriye döner, müfettişe der ki, siz Ömer Hayyam'ı bilir misiniz? Müfettiş der ki, elbette. Ömer Hayyam'ı kim bilmez ki? Peki der Nazım müfettişe tekrar. Ömer Hayyam dönemindeki sultanı bilir misiniz? Müfettiş düşünür. Biraz daha düşünür. Nazım tekrar konuşur. Der ki, bilemediniz. İşte onlar yüzler binlerce yıl sonra benim adımı bütün insanlık hatırlayacak. Ama sizi kimse hatırlamayacak. Bundan 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra dönemin belediye başkanını, dönemin milletvekilini, valisini, bakanlarını kimse hatırlamayacak. Ama Ataol Bayramoğlu'nu şiirleriyle, yapıtlarıyla, eserleriyle ve bugün buraya koyduğumuz bu anıtla, mozoleyle değil, anıtla herkes hatırlayacak. İyi ki varsın, hep var ol Ataol Bayramoğlu. Edirne Köprüsü aşktan. Eserli Atan'ın Sayın Ataol Bayramoğlu'na daha nice şiirler, nice eserler diliyor, uzun ömürler temenni ediyoruz. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin oldukça zor günler geçirdiğini söyleyerek, çiğ süt fiyatı 9-10 lira olmalıdır, bu bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Ulusal Süt Konseyi son toplantısında çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ekim itibariyle üreticinin eline litre başına net 7,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermiş, çiğ süt fiyatında değişime gitmemişti. Artan maliyetler karşısında zorlanan süt üreticileri ise dişi hayvanlarını kesime göndermeye devam ediyor. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, dişi hayvanların kesime gönderilmesinin önlenmesi için çiğ süt fiyatının 10 lira civarında belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Günümüzde süt fiyatları devamlı konuşuyoruz. Süt fiyatlarını devamlı konuşuyoruz. Devamlı yem fiyatlarını konuşuyoruz. Ama geldiğimiz noktada artık süt fiyatını da konuşamayacağız, yem fiyatını da konuşamayacağız. Çünkü neden derseniz durmadan devamlı ana sığırlarımız kesiliyor ve kesilmeye de devam edecek bu şekilde. Çünkü biz bu sektörde her ne kadar konulara vakıf olsak da diğer sektörün paydaşları olan arkadaşların da en az üreticiler kadar katkı sunması gerekir. Çünkü bir süre sonra yem fabrikaları da kapanacak arkadaşlar. Yem fiyatından da bahsetmeyeceğiz. Bir süre sonra veteriner hekimler 81 ilde binlerce bu sektörden ekmek yiyen, aile geçindiren veteriner arkadaşlarımız var. Bir süre sonra temizlik ve hijyen maddesi satan sektör paydaşlarımız da bu işten ekmek ve para kazanmaktadır. Bir süre sonra bunlar da mekanlarını kapatacaktır. Çünkü hepimiz etle tırnak gibiyiz. Mutlaka bizim üretmiş olduğumuz sütün, üreticilerimizin üretmiş olduğu sütün fiyatı hak ettiğini bulmaz ise bu saydığım sektörler de bir süre sonra kan kaybetmeye devam edecek. Belirlemiş olduğumuz maliyetler sonucunda bizim soğutulmuş çiğ inek sütü fiyatımızın 9 lira ve 10 lira olması kırmızı çizgimizdir. Bulgaristan para birimi Leva'nın Türk lirası karşısında her geçen gün değer kazanması nedeniyle Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını kentten karşılayan Bulgaristan vatandaşları Edirne'deki cumartesi pazarında bol bol alışveriş yaptı.
Bulgaristan para birimi Leva'nın Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam etmesine fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan komşu ülke Bulgaristan vatandaşları nedeniyle kentte her hafta cumartesi günü kurulan halk pazarında adım atacak yer kalmazken esnafların da yüzü güldü. Pazara gelerek esnaflarla görüşen Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, alışveriş yapan kişilerin %90'ının Bulgaristan vatandaşı olduğunu gözlemlediğini ifade etti. Yani bizim üzüldüğümüz vatandaş temel gıdaya ulaşamıyor. Peynire ulaşamıyor, yumurtaya ulaşamıyor, süt ürünlerine, meyve sebzeye ulaşamıyor. Size geliyorum. Yok hakikaten yani. Yarım saattir aşağıya ulaşıyorum. Bir tükkan aslayamam. Burası Edirne'nin en işlek pazarlarından biri. Ama 10 kişiden 9'u Bulgar. Ve en çok aldıkları ürünlerin başında süt ve süt ürünleri geliyor. Başında da peynir geliyor. Aşağı yukarı 20 dakika burada bekledim. Bir tane Türk vatandaş gelip de bir kalıp peynir alamadı. Peynircilerle konuştum. Nasıl alsınlar ki dedi. Bir kalıp peynir 100 lira. Vatandaş peynir alamıyor, alırsa da bunun yarısını almaya başladı. Üreticiyle konuşuyorsunuz, süte zam gelmedi, hala 7,5 lira. Peynirci niye bu kadar zam yapıyor derseniz, mazot, elektrik ve genel giderler çok arttığı için pazara gelene kadar her şey fiyatlanıyor. Türk halkının alım gücü çok düştü, çok düştü. Temel gıda maddelerine ulaşamıyor. Akşamüstü geliyor Türk vatandaşı, kırıntı peyniri alıp gidiyor. Pazarda kuru yemiş satan esnaf Ömür Biçer de tamamen yabancı müşterilere satış yaptıklarını belirtti. Sabahtan akşama kadar bak şu anda 3 kişi çalışıyor. Gerçekten her gün 500 lira yemeği veriyoruz. Kırılıyoruz şu anda. Ama ben buradan 5 lira güzel şey dükkanlarım da var. Evet. Devasında 4 tane kuru da var. Tamamıyla yabancı. Zende gelmesin. İlk bir şeyden ben olmaz. Esnaf yapmasın. 200 lirayı. Görkençler. Vallahi billahi. Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli kentteki camilere akın etti. Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili dolayısıyla Edirneli vatandaşlar kentteki camilere akın etti. Yatsı namazında camilerin yolunu tutan vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılıp dua etti. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala haram malatma, haram maliyeme, haram yiyorlar, bu Allah'a yiyorlar. Edirne İl Müftülüğü tarafından da bir dizi program düzenlendi. Mevlid Kandili dolayısıyla eski camide düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu ve ilahilerin seslendirildiği program, salavatlar getirilmesinin ardından dualarla son buldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak kabul eden, onun tüm ümmeti için, benim kullarım için, Peygamberimiz Muhammed'de güzel örnek vardır. Namazın ardından cemaate dışarıda kandil simidi ve lokum dağıtıldı. Bulgaristan gümrüğünün tır yoğunluğuna cevap verememesinden dolayı Hamzabeyli sınır kapısında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Edirne AFAD ekipleri uzun süre sırada beklemek zorunda kalan sürücülere su ve kumanya ikramında bulundu. Bulgaristan gümrüğünün tır yoğunluğuna cevap verememesi ve yetersiz çalışması nedeniyle Edirne'nin Hamzabeyli sınır kapısında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Günlerdir sıra bekleyen ihracatın kahramanları tır sürücülerine Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kumanya ve su dağıttı. Sürücüler AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Sivas, Bursa, Kayseri ve Erzurum'da gerçekleştirilen açık hava toplantılarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, yıllardır MHP'yi her seçimde baraj altında göstermeye çalışan çevreler her seferinde mahcup olmuşlardır. Sivas, Bursa, Kayseri ve daha sonra da Erzurum'da gerçekleştirdiğimiz son açık hava toplantıları, MHP'yi sandık altına süpürmeye yeltenen zillet sözcülerini ve destekçilerini sükutu hayal ve hüsrana uğratmıştır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan yazılı basın açıklaması yaparak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Sivas, Bursa, Kayseri ve Erzurum'da MHP tarafından gerçekleştirilen açık hava toplantılarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tercan, MHP'yi sandık altına süpürmeye yeltenenler hüsrana uğradı ifadelerini kullandı. Tercan tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. 2023 seçimlerine yaklaşırken görülmektedir ki, yabancı fonlarla beslenen ve bazı siyasi partilerce algı çalışması için kiralanan sahteci anket şirketleri partimizi sandık altına süpürme çabasındadır. Zillet İttifakı'nın sözcüleri MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı karalama yarışına girmiştir. Hemen her gün rakamlar ve olaylar saptırılmak suretiyle kamuoyu eğilimine yön verme çabalarına şahit olunmaktadır. Bütün bu beyhude gayretler MHP'nin milletimizin ve Edirne halkımızın nezdinde edindiği seçkin mevkiyi değiştirmeyecektir. Yıllardır MHP'yi her seçimde baraj altında göstermeye çalışan çevreler her seferinde mahcup olmuşlardır. Sivas, Bursa, Kayseri ve daha sonra da Erzurum'da gerçekleştirdiğimiz son açık hava toplantıları MHP'yi sandık altına süpürmeye yeltenen zillet sözcülerini ve destekçilerini sükutu hayale ve hüsrana uğratmıştır. Meydanları dolduran on binlerin verdiği caydırıcı mesajla toplantıların coşku ve ihtişamı karşısında partimizi ve hareketimizi küçümsemeye yeltenen muarızlarımızın dilleri lal olmuştur. MHP'nin toplantıları aynı zamanda yalan ve hilekarlıkla toplum mühendisliğine soyunan şark kurnazlarının foyasını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmıştır. Zillet sözcüleriyle destekçisi medya bolca laf ve dedikodu üretip vakit zayi ederken MHP seçim için çoktan yollara düşmüştür. Son açık hava toplantılarımız MHP'nin nerede aranacağına ve gücünün nereye ulaştığına dair güçlü bir karine oluşturmuştur. MHP dildedir, gönüldedir. MHP teşkilatları yollarda, köylerde, kasabalarda, camide, cemevinde, halkın arasındadır. Ülke gerçeklerini konuşmak, MHP'nin siyaset anlayışını sebep ve gerekçeleriyle anlatmak ve ihanet odaklarının vesayetindeki zillet ittifakının çirkin politikalarının perde arkasını milletimize aktarmak üzere partimizce projelendirilen temalı toplantılar geçen yılın Eylül ayında başlamıştır. 4 Eylül 2021'de Afyon Karahisar'dan başlayan etkinliklerimizde Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023, Siyasette Yeni Dönem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler temalı 9 bölge toplantısı, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu temalı il toplantıları, Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları gerçekleştirilmiştir. 3 etapta hayata geçirilerek bazı illerin merkez ilçelerinin de dahil edildiği anlatma ve aydınlatma toplantılarının sayısı 966'ya ulaşmıştır. Halkın arasında teşkilatlarıyla, siyaset platformunda da başkanlık divanı, parlamento grubu ve kurullarıyla müessir bir dinamizm sergileyen MHP, aktif siyasi faaliyetlerini yeni bir projeyle sürdürecektir. İl ve ilçelerden sonra 8 Ekim gününden itibaren Adım Adım 2023 Köyüm Benim sohbet toplantıları başlatılacaktır. Köyüm Benim temalı sohbet toplantıları sırasında aziz vatanın ve Edirne elimizin her saltı köy köy dolaşılarak en ücra köşelerdeki vatandaşlarımızla kucaklaşılacaktır. Sohbet toplantılarında MHP ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası yolunda üstlendiği sorumluluğun değeri bütün ayrıntılarıyla dillendirilecektir. Cumhur İttifakı'nı vücuda getiren milli mütabakatın sürdürülmesinin mevcut bölgesel ve küresel konjonktürde taşıdığı hayati önem paylaşılacaktır. Küresel aktörlerin dümen suyundaki zillet cephesince milletten gizlenmeye çalışılan kirli ittifakların pazarlık masalarında nasıl aşikar bir ihanete dönüştüğü sabırla anlatılmaya devam edilecektir. Saadet Partisi 8. olan Büyük Kongresi 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Kongre hakkında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, "İnanıyoruz ki yeni dönemde iktidarın güçlü bir aktörü olacak Saadet Partimiz bu kongre ile birlikte daha da çok güçlenecektir." dedi.
Saadet Partisi 8. olan Büyük Kongresi 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek yazılı basın açıklaması yaparak kongre hakkında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, kongrenin büyük bir coşku ve heyecanla yapılacağını ifade etti. Avukat Tekin, "Büyük kongremizi geniş bir katılımla, coşku ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Kongremizin partimize, milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan adalet, refah, huzur ve kardeşliği tesis etmek için, insanların içinde giderek sönmekte olan umudu yeniden diriltmek için, doğduğu ve doyduğu topraklara gün be gün küsen gençlerimizi yeniden bu ülkeyle barıştırmak için baskı, hukuksuzluk, ekonomik kriz ve sosyal adaletsizlik nedeniyle bulunan toplumumuza rahat bir nefes aldırmak için çalıştığı halde her geçen gün daha da yoksullaşan, geleceğinden endişe eden memurlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin, asgari ücretli emekçilerimizin ve emeklilerimizin alın terinin hakkı için, geçmişte örselenen, bugünse korkutulmaya çalışılan toplumumuzun tüm kesimleri için, özetle insanca yaşamın mümkün olduğu, insanca yaşanan bir Türkiye için her zamankinden çok daha kararlı ve azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. 81 il ve 973 ilçemizden teşkilat mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, heyecanımızı pekiştireceğimiz, azim ve gayretimizi daha da artıracağımız bir kongre olacaktır. İnanıyoruz ki yeni dönemde iktidarın güçlü bir aktörü olacak Saadet Partimiz bu kongreyle birlikte daha da güçlenecektir şeklinde konuştu. Sosyal medya üzerinden PKK, KCK, PYD, YPG propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Tekirdağ'da PKK, KCK, PYD, YPG silahlı terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polisin titizlikle yaptığı çalışmalarda sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak Çerkezköy, Şarköy, Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 adet tabanca, 54 adet fişek, 80 adet uyuşturucu hap, 1 adet örgütsel içerikli kitap ve 4 adet flaş bellek ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları tamamlanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı. Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edirne'nin Barutluk mahallesinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre HN idaresindeki otomobil TM idaresindeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken diğer otomobil de karşı şeride savruldu. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 36 bin TL ceza kesilirken firari olarak aranan bir kişi de yakalandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren ve 118 personelin katıldığı çalışmalarda 989 kişinin GBT'si sorgulandı. Kahvehane, motosiklet tamircisi, hurdacı gibi yerlerin denetlendiği uygulamalarda hırsızlık suçundan firari olarak aranan bir şahıs yakalandı. Trafik kontrolleriyle süren denetimlerde ise 2 otomobil ve 1 motosiklet trafikten men edilirken denetlenen 83 araçtan 21'inin sürücü ve sahiplerine ihlal ettikleri kanunun ilgili maddelerinden toplamda 35.539 lira cezai işlem uygulandı. Güneş Optik hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 25 derece olması bekleniyor. Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne Sultanzade nöbetçi eczaneleri sunar. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Şükrüpaşa Mahallesi Profesör Ömer Lütfü Berkan Caddesi, No.1'deki Rukiye Kantar Eczanesi. Saraçlar Caddesi No.26'daki Akın Eczanesi. Edirne Sultanzade nöbetçi eczaneleri sundu.
Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.